Hadi yeter bu kadar. Gel. Aa baba. Şşş, nereye gidiyorsun ya? Ya bırak ne olur. Nihal. 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 Cep telefonuyla çektim fotoğrafı ama bilmiyorum işine yarar mı. Tamam merak etme, mesaj atarım, oldu. Daha detay bir şey yok işte, anlattım bile. Daha fazla konuşamıyorum, düğündeyim hala. Yaz ama sakın benden bahsetme, sakın. Tamam. Bu senin beceriksizliğin Nihat Bey. Senin basiretsizliğin. Yeter artık ya. Herkes üstüme çullanıyor. Yeter. Yeter. Beni siz mecbur ettiniz. Nihter. Ağlama. Nasıl dışarısı? Millet konuşuyor değil mi? Rezil olduk. Vallahi rezil olduk. Babam adına özür dilerim Adnan Bey. Senden de Bihter. Özür dilemen neyi değiştirecek? Ben böyle saygısızlık görmedim. Böyle hakarete uğramadım hayatımda. Evet. Böyle bir olayı sineye çekemeyiz. Dava edeceğim kesinlikle. Lütfen olay büyümesin. Daha ne kadar büyüyecek? Adam düğünün ortasına bomba bıraktı gitti. Allah'tan basın yoktu. Ya mahkemelik olursanız basına düşer olay. Çok huzursuz ederler bizi. Sonuçta Hilmi Bey Nihat'ın babası. Baba oğul arasında bir gerginlik. Bırakın onlar halletsinler. Bize bulaşmasınlar. Firdevs Hanım, az önce olanlar benim evimde, benim düğünümde oldu. Hiç uğramadığımız hakarete uğradık. Hakaretlerin tek bir hedefi vardı aslında. Ya Nihat onu dinlemeyip Peyker'le evlendi diye çıldırdı. Çocukları destekledim diye hırsını benden alıyor. İftira silahıyla vurmaya çalışıyor beni. Ya ben de hesap soramaz mıyım? Pekala sorarım. Ama kızımın mutluluğu için sineye çekiyorum. Mahkemelik olur da magazincilerin eline düşersek bu konu uzar da uzar. Ben de onu söylüyorum. Bu adam şovuna devam edecek. Bundan herkes etkilenir. Özellikle siz Adnan Bey. Bugüne kadar adınız hiçbir olaya karışmamış. Bayılırlar bunun üstüne gitmeye. O kadar lafı kabul mü edecek babam yani? Nihal sen karışma lütfen. Büyüklük bizde kalsın. Uğraşmayalım. Çok konuşulacak, çok söylenecek. Ama ne yapalım? İnsanlar bir süre sonra unutacaktır. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Davetler daha fazla meraklanmasın. Ah, küpem düşmüş. Aa, küpemi bahçede düşürdüm herhalde. Bir bakıverin etrafa. Diğerlerine de söyleyin lütfen arasınlar. Peki efendim. Ne var Beşir? Pasta kesilecekmiş. Arslan Hanım haber vermemi istedi. Hadi toparla kendini Peyker. Bihter'cim hadi sen de. Törene gerek yok. Pasta servis edilsin.
Herkes sizi bekler ama. Düğün bitti. Eğlence bu kadar. Evet. Çok hırpalandık. Bu kadar yeter. Haklısınız. Neyse biz ilgilenelim bari misafirlerle. Nereye gittiler demesinler. Biraz kafanızı dinleyin. Sağ ol. Nihal, hadi. Üzme kendini olur mu? Düşünme o adamı, sıkma canını tatlı. Tamam. Gerizekalılar. Car 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 car. Telefonların arkası kesilmiyor. Cebi kapattım, evdekiler susmuyor. Haber öyle bir yayılmış ki. En alakasız insanlar bile arıyor. Neler olmuş, niye olmuş? Size ne? Size ne? Ya cevap vermiyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hah, iyiyim abi.